Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında aralarında dönemin belediye başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda evinde bulunamayan Hazinedar, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gözaltına alındı. Çıkar amaçlı örgüt kurma, rüşvet alma, irtikap gibi suçlamalar yöneltilen şüphelilerin tamamı sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi. İki müfettiş 2016'daki araştırmada Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet ağını ortaya çıkardı. O rapor üzerine başlatılan operasyonda eski belediye başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Beşiktaş Belediyesi'nde 2016 yılındaki şüpheli işlemler üzerine görevlendirilen iki müfettiş inceleme başlattı. İncelemede verilmemesi gereken ruhsatları bazı kişilerin rant karşılığında kolayca temin ettikleri belirlenince araştırmalar derinleştirildi. Usulsüz işlemler için bir rüşvet ağı kurulduğu tespit edilince müfettişlerin raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Raporu ve belgeleri inceleyip harekete geçen savcılık, aralarında Beşiktaş eski belediye başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Mali suçlarla mücadele şubesi ekipleri, çıkar amaçlı örgüt kurma, rüşvet alma ve irtikap gibi suçlardan aranan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli ordu, Ankara ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnekli Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Eski belediye başkanı Murat Hazinedar evinde bulunamadı. Çok sayıda evrak ve dijital materyale el konuldu. Önce Beşiktaş halkının, sonra İstanbul'un menfaatine olacak. Firari olarak aranan eski belediye başkanı Murat Hazinedar, operasyonu duyunca Twitter hesabından açıklama yaptı. Ordu'da olduğunu ve İstanbul'a yola çıktığını iddia etti. Ancak Murat Hazinedar'ın Kastamonu'da olduğunu belirleyen ekipler, onu Tosya ilçesinde yakalayarak İstanbul'a getirdi. Beşiktaş Belediyesi'nden soruşturmanın 2014 ve 2018 dönemini kapsadığını ve mevcut yönetimle ilgisi olmadığını belirten bir açıklama yapıldı.